Hepinize merhaba arkadaşlar. Sezer Dünya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte NRF24L01 ile herhangi bir drone kumandasını Arduino yardımıyla NRF kumanda haline çevireceğiz. İsterseniz hemen vakit kaybetmeden malzemelerimizi tanıyalım ve ardından kumandamızı bitirdikten sonra testini yapalım. Bir adet kumandamız var. Herhangi bir drone'un kumandası. Bunun alıcısı bozuldu. Bu da vericisi elimizde kaldı. Bunu NRF24L01 ile hayata geçireceğiz tekrar. Herhangi bir aracımızı, yaptığımız bir projeyi kontrol edebiliriz. Uçak yaparız, drone yaparız, araç yaparız. Onları kontrolünü yapabiliriz. Normalde piyasada 16 kanallı bir kumanda almaya kalkarsanız 600-700 lira olduğunu göreceksiniz. Ama biz daha ucuz maliyet edeceğiz. Hemen isterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar, şu anda yapması çok uzun sürdüğü için size tamamını göstermedik işlemin. Sistem bu şekilde oldu. İki tane içine lityum-iyon pil koyduk. Sadece güç devresini bağladıktan sonra her şey çalışır hale gelecek. Bir de programını atacağız. Bütün pinleri bağladık. Şu anda kumandamız 15 kanallı bir kumanda oldu arkadaşlar. Arduino Nano var. Bütün pinlerini kullanıyoruz Arduino'nun üstündeki. Şurada gördüğünüz üzere şu kısımda iki tane butonumuz vardı arkadaşlar. Bu butonu iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü Arduino'nun pinleri yetmiyor. Artı güç ışığı yerimiz kalmıyordu. Şuraya güç ışığı yeri yaptım. Bunu da ayrı bir sabit buton yaptım. Şuradaki ışığı kullanmak istedim ama NRF24L01 alıcı vericimiz sinyali bozuluyor ve işlem yapmıyor. O yüzden altında bir herhangi bir güç olmaması gerekiyor. Çalışmıyor diğer gibi. Böyle yaptık. Şu anda her şeye bağlandı. Plat dirençleri gördüğünüz gibi burada. Devre kartının üstündeki bütün komponentleri çökmeniz lazım. CMD olarak olan şeyleri. Hem kartın üzerindeki yolları kullanabiliyoruz. Fazla kablo olmuyor. Hem herhangi bir aksaklık olmaması için sökülüyor yani. Şu anda başka bir şey kalmıyordu. Bir tek programını yükleyelim. Daha önceden hazırlamıştık yazılımı. Yazılımı attıktan sonra şöyle göstermek istersem, yazılımı zaten Sezer Dino YouTube kanalının altında bulabilirsiniz ya da web sitesinde bulabilirsiniz. Bu şekilde yazılımımız var, verici kodumuz olarak. Bunu hemen yükleyelim.
Evet arkadaşlar, yazılımımız yüklendi. Bu andan itibaren bilgisayarla işimiz bitti. Hemen gücünü bağlayalım. Evet arkadaşlar, güç girişimizi de bağladık. Hemen şu düğmeleri, butonları yerini koyduktan sonra kapatabiliriz. Şu şekilde oturttuk arkadaşlar. Arkada 2S pilimiz olduğu için bir tane 2S kablomuz, bir de güç girişi. Buradan kapağı açıp şarj edeceğiz. İçine herhangi bir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Bu şekilde bir kumanda haline getirdik. Bu şekilde açtığımızda ışığımız yanıyor güç geldiğine dair. Şimdi bir tane burada, bir tane burada, bir joystick burada, bir joystick burada. Burada da 2, 4, 6, 8 buton olmak üzere 15 kanal demiştik arkadaşlar. Kumandamız oldu. Hemen bir tane daha önceden yaptığım bir aracım vardı. Bunun videosunu yaptım mı hatırlamıyorum arkadaşlar. Var mı yok mu bilmiyorum. Ama bu kumandayla kontrol ediyordum yine. Videosunu çekmek şimdi nasip oldu. Hemen aracımızı açalım. Şu şekilde içini açalım. Şöyle kenara alalım. Aracımızın iç dizaynı bu. Yine NRF24L01'ümüz var arkadaşlar. Güç kablosu. Farlarımız var. Vesaire. Şimdi kumandamızı kapattık. Açtığımız zaman direkt bağlanacaktır. Aracımız hareket ediyor. NRF kumandamız oldu bir tane elimizde arkadaşlar. Değerlendirmiş olduk. Umarım projeyi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tam şuradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Şuradaki videolardan da diğer projelerimize gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.